Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendimiz Hasan şöyle buyuruyor. Men zâre kabri ve cebet lehu şefaati. Sadaka Resulullah fî mâ kâle ve kem mâ kâle nebis Hasan. Her kim benim kabrimi ziyaret ederse onun için şefaatim vacip olur. Başka bir rivayette kim beni kabrimi ziyaret için gelirse onun için şefaatim veya şehadetim vacip olur. Kim hac yapar da beni ziyaret etmezse bana cefa etmiş olur. Bu şekilde 12'den fazla rivayet var. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifini ziyaret Müslümanlar için büyük bir saygınlıktır. Büyük bir bereket kapısıdır. Huzur kapısıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın varlığı sanki gözümüzün önünde canlanmış gibi olur. Huzuruna varıp, bazen mutahharada namaz kılıp, huzuruna varıp, Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah dediğimiz zaman, rivayete göre Mevla Teala ruhunu ona iade eder, selamımızı bizzat kendisi alır. Uzaktan salat selam okursak, bir melek, görevli bir melek, salavat-ı şerifi Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştırıp haber verir. Bunun üzerine Allah-u Teala da bir salavata karşılık 10 salat ile, 10 rahmet ile o mümine mukabele eder. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beden olarak kabir şerifindedir. Zaten peygamberlerin bedeni şerifleri çürümez. Ruh olarak da ruh ölmediği için ruhlar aleminde olup dilediği zaman da bedenle irtibat halinde olup ümmetinden haberdar olabilir. Zaten başka bir rivayette sizin amelleriniz bana arz olunuyor. Sabah akşam arz olunuyor. O arz olduğu dönemde pazartesi ve perşembe günleri de oruç tutmak o bakımdan müstahap oluyor, sünnet oluyor. O arz olduğu dönemde Müslümanlar da oruçlu olursa ibadetlerin kabulü daha çabuk olur, daha tesirli olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin haline bakıp üzüntü çekiyor. Ümmetini dünyada düşündüğü gibi ahirete de ümmetini devamlı gözetiyor. Mevla Teala inşallah onun sünnetini ihya ederek onu sevindirmeyi, memnun etmeyi, şefaatine kavuşmayı cümlemize nail etsin. Demek ki şefaat haktır. Kabir şerifine gelirken Ravza-i Mutahara'nın girişinde şefaatim ümmetimden büyük günahlar için, büyük günahkarlar için sabittir. Hadis-i şerifi yazılmış. Ecdadımız oraya onu nakşetmiş. Oradaki şefaati inkar eden kimseler, görevliler, onun altında duruyorlar. Orada görev yapıyorlar ama vaazlarda, oradaki vaazlarda, sohbetlerde şefaati inkar eden tavırlar takınıyorlar. Cenab-ı Hak bu tezattan onları da kurtarsın inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.